Çok kıymetli basın mensupları, sizlerin aracılığıyla bizleri ekranları başına izleyen bütün hemşehrilerimiz saygı, sevgi, hürmetle selamlıyorum. Davetimize icabet ettiğinizden dolayı şahsım ve teşkilatım adına şükranlarımı sunuyorum. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Bugünkü toplantımızın asıl amacı yarın itibariyle başlayacak olan AK Parti Rize 8. Olağan Kongremizin detayları, yapılış esası, kongre öncesi çalışmaları sizlerle paylaşmak istedik. 21-23 Eylül'de başlayan delege seçimleriyle beraber yarın itibariyle Derepazarı'ndan ilk kongremizi başlamış oluyoruz. Yarın Derepazarı, öbür gün İkizdere, daha sonra Çamlıhemşin, 3 tane ilçemizin kongresi bu ay içerisinde yapılacak. Birincisi, aynı ilçe başkanlarımızla yola devam ediyoruz. Derepazarı'nda Hüseyin kardeşimiz, Çamlıhemşin'de Adem kardeşimiz, soy isimlerini biliyorsunuz mutlaka. Evet. İkizdere'de Serkan Yılmaz kardeşimizle beraber devam ediyoruz. Arkadaşlar, sizlerle beraber birçok toplantıda bahsettiğimiz gibi kongre çalışmalarına girmeden önce şunu vurguladık. Dedik ki bu kongreler AK Parti için bir düğün havasında olacaktır. Düğün havası gibi hazırlıklar yaptık. Paylaşınca siz de hak vereceksiniz. Birçok ilçede halk kimi istiyorsa ondan beraber yola devam edeceğimizin açıklamasını yaparak çalışmaları bu yönde sürdürdük. Öncelikle genel merkezin tespit etmiş olduğu 7 kişilik bir seçim komisyonu oluşturduk. Daha sonra tekrar genel merkezin talep ettiği 15 kişilik bir seçim komisyonu daha ilave ettik. Şahsım bütün ilçelerde, büyük olan ilçelerde 6'şer kişi, küçük olan ilçelerde 3'er kişi olmak üzere kamuoyu araştırması yapmak üzere arkadaşlarımızı görevlendirdik. Birinci olarak bu arkadaşlarımız sahada birebir çalıştı. Şahsım olarak ben gittim ilçelerde sivil toplum örgütlerinin tamamıyla, muhtarlarımızla ve halkla istişare ederek kendi kanaatlerimizi, notumuzu aldık. Özellikle 6 ilçemizde yetinmeyip dedik ki biz kendi üyemize telefon yöntemiyle beraber ulaşacağız. Uluslararası bir anket firmasıyla anlaşarak bu 6 ilçemizde üye çalışmasında telefon olarak, anket olarak çalıştık. Arkadaşlar, birçok ilçemizde çalışmalarımız devam ediyor. Bu bağlamda yarınki kongre çalışmalarımızda birinci olarak çok enteresan çalışmalar yapıyoruz. Herhalde her yer, her zaman olduğu gibi ilkleri AK Parti yapar. Bugünden itibaren Derepazarı ilçesinde bir stand kuruyoruz. Yanına şeffaf bir sandık. Orada görevli arkadaş Cumhurbaşkanı'na mektup yazıyor vatandaş. Ve samimi söylüyorum, bu mektuplar tek tek okunacaklar arkadaş. Vatandaş Derepazarı'na standında Cumhurbaşkanı'na mektup yazacak, orada kapatılacak, zarfa koyulacak, sandığa atılacak. Bu bir. İki, bütün mahallelerinde pankartlarla beraber düğünümüze davetlisiniz. Yani kongre çağrısı yapıyoruz, vatandaşı davet ediyoruz. Arkadaşlar, kendi aracımızla beraber sözlü olarak mahallelere dolaşıyoruz, davet ediyoruz. Bu işin görseliyle beraber organizasyonu tamamen profesyonel firmalara verdik. Yani ses kaydını, görüntüsünü alacak olan
bir profesyonel firmaya verdik. Dizaynı, salon dizaynını ve oradaki organizatörü de organizatör bir firmaya verdik. Yani şu kısacası, bir düğün yapacak şekilde titiz bir şekilde davranıyoruz. Parti kuruluşundan günümüze kadar partiye emeği geçen bütün herkesi davet ediyoruz. Üyeleri bir saat evvel alıyoruz, delegeleri. Onlar da Cumhurbaşkanımıza mektup yazıyorlar. Direkt Cumhurbaşkanımıza okunmak kaydıyla sunulacak. Orada en önemli sorulardan bir tanesi de Cumhurbaşkanımızın kongrede, büyük kongrede söylemesini istediğiniz bir ifade var mı diye bir ibaresi var. O ibarede Sayın Cumhurbaşkanımıza seçilerek, tasdif edilerek büyük kongre günü okuyacaktır. Arkadaşlar, kongrenin usul ve esaslarını şu şekilde sıraladık. Birinci olarak bir kongre bütçesi hazırladık. Hiçbir şeyden kaçırmadık arkadaşlar. İkinci olarak hukuki sürecini yönetecek avukatları görevlendirdik. Yani hiçbir detaydan kaçınmayıp hukuki süreci arkadaşlar takip edecekler. Davet edilecek misafirleri tek tek davet edilerek kongreye çağrılacaklar. Duyurular demin bahsettim. En önemlisi şeffaf bir şekilde delegeye soruyoruz. Yönetime kimi görmek istiyorsunuz? Öyle eskiden beri böyle ilçe başkan adayının ve oradaki belediye başkanının varsa oturup da 200 kişinin liste hazırlayıp da kongreye gitmiyoruz. Delegeye soruyoruz. Delege sayılarını birazdan vereceğim size. Delegeye soruyoruz, diyoruz ki kimi yönetime görmek istiyorsunuz? Oradan çıkacak olan çoğunluk isimler aynen yönetime yer alacaklar arkadaşlar. Bizzat bununla ilgili Salih Cora, Rize koordinatörümüz, Trabzon eski milletvekilimiz ve ben bizzat bunun organizasyonunu yapacağız. Ayrıca kalabalık ortamlarda ellerini dağıtacağız. Bu daha çok 10 bin üzerindeki nüfusu olan ilçelerde geçerli. El ilanla beraber kongreye davet edeceğiz. Şimdi arkadaşlar, ben ilçelerle alakalı bilgi vereyim size. Delege sayıları biliyorsunuz, ilçelerde 400, illerde 600'dür. Ama bazı ilçelerimizde bu çift Yargıtay sisteminde çift yerde üye olabiliyor. Onlar dışarı çıkardı. Bu bağlamda 400'ün altına inen Çamlı Hemşin, İkizdere bunlar 400'ün altına inmişler. Diğerleri 400'ü tamamlamışlar. Full katılımla beraber düğüne gidiyoruz. Ve kaçer kişi yönetim kurulu olacak? Kaç tane yedek olacak arkadaşlar? Onu da size arz edeyim. Merkez ilçe 30 asıl 15 yedek. Diğer büyük ilçelerin yani Çayeli, Ardeşen, Pazar, Kalkandere, Fındıklı, Güneysu 15 asıl 8 yedek. Diğer ilçeler arkadaşlar, diğer ilçeler dediğimiz İkizdere, Çamlı Hemşin, Dere Pazarı, İyidere, Hemşin 11 asıl 6 yedekle beraber yönetim kurulları oluşuyor. Şimdi arkadaşlar, diğer bir husus. İlk kongremiz yarın Dere Pazarı'nda saat 11'de sizleri de davet ediyoruz. Sizlerin aracılığıyla beraber bizleri izleyenlere davet ediyoruz. 12 Ekim Cumartesi günü saat 11'de Dere Pazarı'nda ilk kongremizi başlatıyoruz. Yani ilk düğünümüzü başlatıyoruz. Bir sonraki kongremiz arkadaşlar Çamlı Hemşin 13 Ekim 2024 Pazar günü, o da 11'de.
Arkadaşlar niye 11 yapıyoruz? Çünkü 11'den önce delegeyi çağırıyoruz. Delegeye soruyoruz ki kimi yönetimde görmek istiyorsunuz? Kongrelerin başlangıcı odur. Sadece Cuma'ya rastlayanları saat 14'e alıyoruz. Bir sonraki kongremiz arkadaşlar 19 Ekim Cumartesi günü İkizdere kongremiz. 11 o da saat 11'de oluyor. Ve sırasıyla söylüyorum. Çayeli 15 Kasım. Fındıklı 6 Kasım. İdere 9 Kasım. Merkez ise 16 Kasım. Diğer Ardeşen, Güneysu, Hemşin, Kalkandere, Pazar ilçelerimiz kongre tarihleri daha belli olmadı ama yakın zamanda da onlar belli olup sizlere basın yoluyla beraber duyurulacaktır. Bir başka husus arkadaşlar size paylaşmak istiyorum. Sayın Cumhurbaşkanımızın kongrelerde mesajı, mektup niteliğinde mesajı var. Bunu paylaşıyorum. Değerli dava arkadaşım, 14 Ağustos 2001 tarihinde milletimizin kurduğu AK Parti Türkiye'de gönül coğrafyamızda ve dünyada etkileri yüzlerce yıl sürecek büyük başarılara imza attı. AK Parti Türkiye kalkınmasının adı tüm dünyada mazlum milletlerin ve kimsesizlerin umudu oldu. Milletçe ilan ettiğimiz Türkiye yüzünden insanımıza, insanlığa ve ülkemize daha iyi hizmet edebilmek için 5 başlıklı değerli fikir ve düşüncelerinizi hedeflerimize yürürken yolumuzu aydınlatacağına yürekten inanıyorum. Bir olacağız, iri olacağız, diri olacağız. Ortak akıl ve gayretli hep birlikte Türkiye olacağız. En kalbi selamlarımla Recep Tayyip Erdoğan AK Parti Genel Başkanı. 5 soru dediğimiz arkadaşlar AK Parti teşkilatlarının ortak akıl delege katılım formu. Birinci soru AK Partimizin daha başarılı olması için görüş ve önerileriniz nelerdir? 2. AK Parti hükümetinin daha başarılı olması için görüş ve önerileriniz nelerdir? 3. AK Parti belediyeciliğinin daha başarılı olması için görüş ve önerileriniz nelerdir? 4. Sizce AK Parti'mizin takip eden süreçte en önemli önceliği ne olmalıdır? 5. Sizce Genel Başkanımız, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın büyük kongremizde Türkiye'ye ne söylemelidir diye 5 tane soruyu delegemize soruyoruz. Cumhurbaşkanına yazacağı mektube ilave bu sorularda cevaplandırılıyor. Direkt genel merkezimize gönderiyoruz. Kongrelerle alakalı sizlerle paylaşabileceğim bilgiler bugün itibariyle bunlara ibarettir. Varsa sorularınız bu konuda almış olalım.